hastanın tedavi edildiği, bu yıl içinde bu rakamın daha da üstüne çıkacağını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte dünyada 5 ülke içinde sağlık turizminde pay alan Türkiye'nin daha büyük oranda pay almasını hedefleyerek bir takım yaklaşımlarımız olacak. Ben önceki gün Dışişleri Bakanımızın ev sahipliğinde büyükelçilere yapılan toplantıda da ifade ettim. Biz yeni dönemde sağlık ateşeli hedef koyduğumuz ülkelerde sağlık ateşelerini de bulunduracağız. Ve bu çerçevede de esas yapmak istediğimiz, hedef olarak belirlediğimiz ülkelerde ileri tanı merkezlerini açmak istiyoruz. Yani sağlık turizminden pay alan hiçbir ülkenin yapmadığı ve Türkiye olarak bizim belli bölgelerde teknolojik altyapısı güçlü olan ve hastaların tanıların konulabilir olduğu ve bunun özel sektöre de sadece kamu değil, özel sektöre de açıldığı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Oradan nasıl bir fayda umuyoruz? Şöyle bir somut gidersek. Somut. Yani. Şimdi hasta biliyorsunuz tedaviye geldiğinde, kendi ülkesinde yaşadığı ülkeye döndüğünde o hastanın takibini yapan bir yaklaşım herhangi bir ülke sergilemiyor. Biz diyoruz ki bu hastanın oradaki kontrollerini ve takibini de yapmak üzere bu tanı merkezleri devrede olmalı. Özel sektörde, üniversitelerde, kamuda bu imkandan faydalanabilir olsun. Bunu çünkü şu dönemde USAŞ, Uluslararası Hasta Hizmetleri Anonim Şirketi adı altında kamu mülkiyetinde olan ama özel sektörün dinamizmiyle çalışacak olan bir oluşuma gittik. Bunun sahipliğinde bütün ülkedeki birikimimizi pazarlayan ve oradaki hastanın kontrollerini de takiplerinde yapabilen. Ayrıca gelen hastanın MR'ı, tomografi, hatta CT anjiyo gibi, eko gibi teknolojik altyapısının yeterli olduğu, önünde bir veya iki ambulansın ve üzerinde yine Türkiye sağlığını hissettiren bir markalaşma süreciyle orada o ülkede ücretsiz bu hizmeti yapabilen ve her geçen gün Türkiye sağlığını markalaştıran bir süreç olsun istiyoruz. Ne gibi bir faydası olacak bunun? Diyelim ki buraya gelen bir Orta Doğulu turist. Turist geldi. Gözle ilgili geldi. Vitrektomi ameliyatı oldu. Oldu. Gitti bu, sonra. Gitti. Bu hasta bulunduğu bölgede o takibini yaptırabileceği bir merkez olması anlamında bu tanı merkezleri fonksiyon görecek. Sonra, yani o hastanın kontrolleri yapılacak. Veya hastanın gözüyle ilgili herhangi bir problemi var. Vitrektomi veya retinopati gibi. O hastanın tanısını orada konabilir olmalı daha ülkeye gelmeden. Yapılacak işlem kendisine söylenebilir olmalı. Bu işlemin nasıl bir işlem olduğunu bilerek Türkiye'ye ilgili sağlık kuruluşuna, kamu, özel veya üniversiteye gelebilir olmalı. Veya CT anjiyo, eko gibi kardiyak bir problemi varsa, anjiyo, bypass veya başka kapak ameliyatı gibi bir müdahale yapılıp yapılmama durumunun tespitinin yapıldığı, buna teknik altyapısının yeterli olduğu ve ona göre o müdahale için ülkemize geldi. Rutin, basit, küçük müdahalelerinde yerinde yapılabilir oldu. Biz bunların sayılarını arttırmak istiyoruz. Mesela Asya bölgesi için belirlediğimiz ülkeler anlamında Rusya olabilir, Ukrayna olabilir, Azerbaycan, Bakü özellikle olabilir. Orta Doğu'da Irak, Bahreyn, Katar gibi olabilir. Biz bu hedef ülkelerde hızla bu anlamda dediğim gibi tanı merkezleri. Yani hiçbir ülkenin bu sağlık turizminden pay alan hiçbir ülkenin yapmadığı kendi ülkelerinde hem takipleri hem tanıyı koymak üzere, teşhisi koymak üzere yapılmasını planladığımız bir yaklaşım olacak. Bunun dışında biz doğrusu sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili de bir markalaşma süreci başladı. Çalışmalar yapıldı. Zannediyorum önümüzdeki bir iki ay içerisinde büyük bir lansman yapılarak
Bundan sonra hedeflediğimiz veya dünyanın birçok ülkesinde sağlık dendiğinde Türkiye'nin akla geldiği bir markalaşma sürecini tetiklemek istiyoruz. Biz hangi alanlarda iyiyiz mesela? Birçok alanda. Yani bizim en büyük avantajlarımızdan birisi bir, çok iyi fiziki imkanlara sahibiz artık kamuda. Evet. Özel sektör zaten bu anlamda önemli bir noktada. Ve sağlık turizminde özel sektörün şu anki payı %67. Devlet %27 oranında, üniversiteler %15-16 düzeyinde. Özel sektörün sağlık turizmindeki payı inkar edilemez. Dolayısıyla biz bu dönemde özel sektörün dinamizmi ve icra heyetinde, mesela şirketin icra heyetinde DEİK olsun, TİM olsun, dernekler dahil olmak üzere onların da içinde yer aldığı birlikte bir sinerji oluşturarak yol alalım istiyoruz. Bununla ilgili yönetim ve benzeri yapıları da şekillenmiş oldu. Bu düzenleme ne zaman hayata geçecek? Onu da arada sormuş oluyor. Bu düzenleme şu an USAŞ kuruldu biliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili yönetim diyor ve atamaları yapıldı. Özel sektörle ilgili icra kurulu bugünlerde şekilleniyor olacak. Tanı merkezlerinde önümüzdeki aylardan itibaren hızla yerleri tespit ederek hızla başlamak istiyoruz. Şimdi biz mesela bizim en iyi yani olduğumuz alanlar, saç ekimi alanlar olarak şunu söyleyeyim. Birçok alanda iyiyiz. Fiziki şartlarımız demin dediğim gibi iyi olduğu gibi insan kaynağı boyutuyla çok yetkin hekimlerimiz var. Bunun dışında dünyada bizde olduğu kadar maliyet boyutuyla en uygun olan ülke sayısı yok gibi. Fiyatımız iyi, ekibimiz iyi, imkanlarımız iyi. Teknik altyapımız güçlü, fiziki yapımız güçlü. Göz gibi, plastik cerrahi gibi, onkoloji gibi, onkolojik cerrahi gibi birçok alanda, kalp ve damar ve kardiyovasküler cerrahi gibi birçok alanda çok yetkin olduğumuzu, organ nakli gibi, mesela organ nakli de çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan organ nakli sayısı kalp ve böbrek 5600'e ulaştı. Yani eğer uygun transfer imkanları da, uçaklar şunlar bunlar da ayarlanıyor ise bir diyelim ki turistin ya da hasta diyelim, hastanın evinden kalkıp Türkiye'ye gelip belki içine bir tatil paketi de koyulan bir turizm öyle de oluyordu değil mi? Şimdi o, de otele götürüyorlar. O yaygın zaten yapılıyor. Biz ayrıca çok özellikle Türkiye'ye getirilmesi gereken, biliyorsunuz hava ambulansı, evet, konusunda da son derece ileri bir noktadayız. Dünyada kendi vatandaşına bu anlamda ücret almadan bütün vatandaşına hizmet sunan tek ülkeyiz. Evet. Dolayısıyla bu anlamda bu merkezlerden özellikle nitelikli hastayı hava ambulansıyla, uçak veya helikopterle getirme imkanına da sahibiz. Artı Türk Hava Yolları gibi dünya çapında bir markaya sahibiz. Dolayısıyla bu sinerjiyi çok ileriye götürme potansiyeli taşıyoruz. Bunu daha güçlendirmek istiyoruz. Bunu daha ağırlıklı özel sektörün dinamizmini de katarak. Teşekkür ediyoruz. Metin Bey, Metin Mutanoğlu. Efendim ben yine bu bağlamda bir soru ve başka bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bahsettiğiniz ülkeler genelde bölgemizde civar ülkeler. Bazı Batı ülkelerinde mesela Amerika gibi ülkelerde de sağlık gerçekten ciddi sorun. Hem çok yüksek maliyetleri var. Oralardan da hastaların Türkiye'ye gelmesi ve bu anlamda bir sağlık turizmi için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi Avrupa'da da özellikle hedeflediğimiz ülkeler İngiltere, Almanya ve Belçika. Bu ülkelerde de dün yine İngiltere'den bir milletvekillerinden oluşan heyet gelmişti. Onlar da bizdeki gelişimi, bizim Bilkent'teki şehir hastanemizden çok etkilendiklerini, oraya gezmişler, çok etkilendiklerini, İngiltere ile hatta hekimleriyle içinde birlikte vardı, bizimle bir iletişim içinde olmalarını, bilgi akışı, bilgi alışverişi içinde olmalarını özellikle talep eden bir yaklaşımları da oldu. Yani biz sağlıkta önemli bir mesafe kat ettiğimiz için orada en büyük avantajımız Avrupa ülkeleri için maliyet unsuru, fiyat avantajımız.
Bunun için oralarda da benzer şekilde konuştuğumuzda İngiltere'de de açılabilir diye konuştuk. Oralarda da Berlin mesela Almanya'da olduğu gibi, Köln ve benzeri yerlerde de benzer tanı merkezlerini açarak hem vatandaşımızın daha kolay hizmet alımını sağlamak hem o bölgede yaşayan insanlara da bu hizmeti özellikle tanı merkezleri üzerinden de sağlamak istiyoruz. Yani vatandaşına hizmet noktasında biz Almanya ve İngiltere'den onların kıskanacağı düzeyde bir mesafede bir yerde miyiz, yoksa gösterdiğimiz gelişime mi hayata bakıyorlar? Bir, gelişimimiz ve hastaya yaklaşımımız. İki, özellikle maliyet unsurumuz. Peki nasıl Avrupa'da oluyor? Ciddi bir avantaj. Nasıl oluyor, biz bütün makineleri bunlardan aldığımız halde nasıl maliyet? Şimdi bizim teknolojik altyapımız onların kullandığı teknolojik altyapıdan eksik değil. Üstelik işte markalarını söylemeyeyim. Yani görüntüleme cihazları dünyada bilinen 3 tane firmanın cihazlarını da kullanan, hatta üst modellerini kullanan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu anlamda özellikle fiyat avantajının en büyük unsuru tabii ki insan kaynağımızın, bu anlamda fedakar doktorlarımızın, çalışanlarımızın bu konudaki maliyetlerinin uygunluğu da önemli bir etken. Evet, müsaade ederseniz şuna ben diğer soruma geçeyim. Efendim, Sağlık Bakanlığı olarak biz de takip ediyoruz. Özellikle yerli ilaç, yerli aşı, yerli cihazlar konusunda da çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bu konuya değinmenizi rica edeceğim. Özellikle yerli aşı konusunda şu an hangi aşamadayız? Özellikle hangi hastalıklara yönelik aşılar konusunda çalışmalar yapılıyor? Şimdi yerleşme bizim stratejik gördüğümüz bir alan. Ve yerleşmede özellikle dışa bağımlılığımızda ilaçta bir önceki yıl, yani 2017'de %46'larda iken 2018'de %48, yani dışa bağımlılığımız %52'ye düştü. Malzemede özellikle %82'lerde dışa bağımlılığımız. Cihazda %84'lerde. Aşıda ise %100'e yakın dışa bağımlılığımız söz konusu. Onun için biz bu önümüzdeki süreçte yerleşmeyi, yerelleşmeyi ve özellikle millileşme, yani bilginin know-how'una sahip olmayı son derece önemsiyoruz. Önemli stratejik alanlarımızdan bir tanesi. Burada son dönem özellikle inovatif ilaç ve yeni molekül oluşturma anlamında bir takım yaklaşımları daha önemsiyoruz. Biliyorsunuz enstitülerden oluşan bir TÜSEP yapımız var. Bu TÜSEP yapımız üzerinden 11. Kalkınma Planı'nda da yer aldı. Hem sağlık vadisi, teknoloji vadilerini hem de bu anlamdaki yerleşmeyi gerektiğinde fonlayan bir yaklaşımı söz konusu. Bununla ilgili TÜSEP'in başkan ve yönetimi atandı ve bir takım çağrılara çıkıldı. Geçen ay kişisel ve dönüşümsel tıpla ilgili bir çağrı oldu. Devamında kitlerle ilgili ikinci bir çağrı oldu. Ve bayramdan sonra da aşıyla ilgili bir çağrıya çıkılıyor. Yani ülkenin birikiminin ne olduğunu görmek ve neyi yapabileceğimizi, kimleri nasıl destekleyeceğimizi görerek gerektiğinde fonlayıp hızla yol almak istiyoruz. Burada bu 80'lere çekmek mi o bağımlılığı, yoksa bağımlı olabildiğince biz dışa bağımlılığımızı minimalize etmek istiyoruz. Tamamını aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz. Tamamına yakını yerleştirmek istiyoruz. Difteri tetanozla ilgili zaten süreç bitti. Önümüzdeki haftalar ruhsatı veriliyor olmuş olacak. Hepatit A ve su çiçeği için önemli bir mesafe aldık. Onunla ilgili de arkadaşlar üst düzeyde Küba'ya, Güney Kore'ye, Bangladeş'e, Endonezya'ya ziyaretler yaparak biz teknoloji transferi artı kendi Ar-Ge'mizle üretim dahil olmak üzere bunu önümüzdeki süreçte hızla tamamlamak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, sağlık kurumlarındaki basamaklandırma ve özel hastaneler genelgesi Haziran'da hayata geçti. Sizin bu düzenlemeleri bakanlık görevinizden önce mütevelli heyet başkanlığını yaptığınız Vakıf Üniversitesi
ve hastanesine, Medipol, ben ismini verebilirim, bir takım ayrıcalıklar sağlamak için hayata geçirdiğinizi iddia edenler de oldu. Bu iddialara yanıtınız ne olur Sayın Bakanım? Çok teşekkür ediyorum. Bu konu son dönem bilinçli bir şekilde gündem oluşturdu. Aslında yapılan şuydu. Sadece özel sektörün basamaklandırması değildi. Bunun altını çiziyorum. Yapılan hem kamu hem üniversiteler ve de özel sektörü ayırmadan bütününü bir şekilde basamaklandırma genelgesiydi. Ne anlamalıyız basamaklandırmadan? Söyleyeyim. Bizim biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı olarak kanundan gelen yetkiyle basamaklandırma yani sınıflandırma, denetim ve ruhsatlandırma yetkimiz var. Ve kanunda yine tarif edildiği şekilde birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak tanımlanır diye geçer. Burada eğitim kurumları ve üniversiteler üçüncü basamak olarak tanımlanmış. Ama bunun dışındaki kurumlar, diyelim özel sektör, birinci ve ikinci basamak olarak tanımlanıyor. Üçüncü basamak olarak özel sektörün tanımı yok. Eğitim kurumu olmadıkça. Burada yapılan özellikle düzenleme, eğitim kurumu olmadan da fiziki, teknik, branş çeşitliliği dahil olmak üzere 13 tane kalite, hastaya hizmetin daha kolay ulaşılabilirliği anlamında 13 tane kriter kondu. Bu denilen bir tane kriter. Ve bu dediğim gibi kamu, üniversite ve özellik kapsayan genel bir basamaklandırma. Burada yapılan en büyük olay şu. Ben geçmişte üniversite hastaneciliği ile ilgilendiğim için bu konuyu iyi bildiğimi düşünüyorum. Vakıf üniversitesi kimliğiyle üçüncü basamak olma afiliyasyon yapılarak sınırsız kadro ve sınırsız branş kullanma yetkisi bu genelgeyle, bu yönetmelikle son buldu. Ha, bu önceden bakın, vardı bakın, bu siz onu sınırlamış oldunuz. Çok altını çizerek söylüyorum. Diyorum ki yapılan bu düzenleme, biliyorsunuz bir planlama var Türkiye'de özel sektörle ilgili. Yani siz bir hastane açmak istediğinizde ön izniniz olmadan açamıyorsunuz. Nerede, nasıl açılması gerektiğini bakanlık belirliyor. Bu planlamayı biz kamu ve üniversiteler içinde planlıyoruz. Yeri geldiğinde diyelim bir radyoterapi cihazını almak istediğinizde, kamu için söylüyorum, bu planlamaya tabi. Kamu tabi olduğu gibi özel sektör zaten tabi. Dolayısıyla vatandaşın kamu hastanelerinde biz yeri geldiğinde onkolog, yeri geldiğinde yeni doğan uzmanı bulamadığımız birçok alan var. Biz bunun planlamasını yapıp özel sektöre yeri geldiğinde bu kaçışları minimalize etmek istiyoruz. Bunu delmek üzere vakıf üniversitesi kimliğiyle istediği şekilde hastane açma, istediği şekilde branş elde etme, istediği sınırsız kadro elde etme imkanlarını afiliyasyon adı altında sıfırladık. Yani bu üniversite açayım, yanına hastane kurayım, istediğim kadroyu çalıştırayım ve bu planlamanın dışında istediğim kadroyu yapabilirim. Evet, bu sıfırlandı diyorum. Bakın. Bunu niye sıfırladık? Bundan böyle, bizim vatandaş açısından bir imkan değil miydi bu? Çünkü planlama üniversite hastanesi kimliğiyle, şemsiyesiyle delinmiş oldu. Siz bir üniversite açıyorsunuz. Bu üniversitenin kimliğiyle 15 hastaneniz var. Hatta iller arası hastanelerinize kadroları bu üniversite üzerinden sağlıyorsunuz. Diğer birçok hastane sahibinin üniversitesi olmayan, afiliye olmayan, planlamaya tabiyken bir tane bilmem çocuk veya dahili hekimi isterken vermediğiniz bir ortamda üniversite şemsiyesiyle sınırsız kadro, sınırsız branş, sınırsız yatak elde etme avantajı bununla sonlandı. Bundan kimler etkileniyorsa bakmak gerek. Bundan sizin eski hastaneniz etkileniyorsa. Evet.
O da etkileniyor. Evet. Yani eski hastanede afiliye bir hastane mi? Bundan böyle bir tane ek kadro alamaz. Etkilenenlerden bir tanesi. İki, burada açıl üniversitenin yine benim bakanlığım döneminde ertesi gün hem yönetim hem mütevelli başkanlığı hem de üyeliğinden istifa ettiğim ve YÖK'e gönderilen bir ama kurucusu olduğum eski yapı için söylüyorum. Bu eski yapı etkilendiği gibi bu eski yapıyla birlikte Ankara'da kurulan Ankara Medipolis Üniversitesi de bundan böyle planlamaya tabi hiçbir şekilde bu anlamda istediği gibi bir şey yapamaz. Özel sektör nasılsa Ankara Medipol'e tabi. Yani o da etkilendi. Bunun kasten yapıldığını, yapılan düzenlemenin bugüne kadar asla yapılmadığını ve ilk defa bu anlamdaki planlamayı delen, sınırsız kadro ve branşı kullanan afiliyasyonu üniversiteden dolayı gelen avantajları sıfırladı. Peki ne yapıldı? Şu yapıldı. Dendi ki bundan böyle özel sektörün birinci ve ikinci basamağı var. Üçüncü basamağı yok. Bunu tanımlayalım. İki, kamunun üçüncü basamağı eğitim kurumu olmasıyla elde ediyor. Bu korundu. Ama bunun dışında kamunun diyelim şehir hastanesi ve benzeri eğitim kurumu değil ama nitelikli hizmet sunan bir yapı. Burada da üçüncü basamak olabilirliği tanımlandı. Bir eksiklik giderilmiş oluyor. Dolayısıyla bu anlamda 13 tane kriter, yatak, büyüklük, branş çeşitli, kalite, vatandaşın daha nitelikli hizmet alımı dahil olmak üzere belirlenen 13 kriter, vatandaş boyutuyla söylüyorum. Yani her geçen gün uluslararası hasta turizminde önemli olmayı hedefleyen Türkiye'nin bu anlamda da nitelikli kurumlarına sahip olması hedeflendi. Merdiven altı yapılarla hizmet sunan değil, daha nitelikli yapılarla, daha teknolojik altyapısı güçlü yapılarla, daha branş çeşitliliğinin fazla olduğu, disiplinlerin güçlü olduğu yapılarla hizmet etmenin önü açıldı. Bu yapılırken de ben vakıf üniversitesiyim, ben afiliye üniversiteyim denilerek hiçbir standart tanımadan sınırsız kadro ve branş kullanımı devre dışı kaldı. Bir hastane üniversite demin bahsettiğim şekliyle kimliğiyle 5 tane, 10 tane, 15 tane hastanesine, özel hastanesine kadro kullanabiliyor. Bu devre dışı kaldı. Veya Anadolu'daki bir üniversite İstanbul'daki bir özel hastanenin kadrosunu Anadolu'daki bir üniversite üzerinden alabiliyor. O durumda planlama nerede kaldı? Şimdi bu planlama yani planlamayı delen ve üçüncü sınıf olmayı tanıyan, sizin organ nakli, sizin radyoterapi ve benzeri gibi planlamaya kamuyu da soktuğunuz. Ama bir dönemde vakıf şemsiyesiyle, afiliyasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan vakıf kültüründen, vakıf üniversite kimliği üzerinden gelen ben yaptım. Evet. Bu son derece yakışıksız, kabul edilebilir bir durum değil. Ben hangi noktalarda nasıl geldiğini iyi biliyorum. Fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. Sektör de bu konuda ne yapıldığını biliyor. Yani bizim yapmak istediğimiz şu. Her geçen gün daha nitelikli, daha kriterleri belli olan, daha vatandaşımıza ve uluslararası hastaya nitelikli hizmet sunan altyapısı güçlü hastanelere erişmemiz gerekiyor. Yapılan budur. Bir diğer önemli kusur dediğim gibi vakıf üniversitesi şemsiyesi altında istediği gibi davranabilmeyi önlemiş oldu. Şöyle de olabildi. Özel şirketini, özel hastanesini üniversite hastanesi yapıyorum denilerek açığa çıkan ruhsatı bir başka hastanesinde özel kullanarak ve o üniversite hastanesi yaptım denilen yerde de yine şirketiyle aynı şekilde işletmeye devam eden uygulamalar son buldu. Yani bu konudaki istismarı özel sektör çok iyi bilir.
bu konuda benim ne demek istediğimi özel sektör çok iyi anlar. Zaten özel hastaneler... Evet, özel hastaneler Sağlık Kuruluşlar Derneği'nin bir açıklama var zannedersem sizle ilgili. Efendim, bir açıklamalar olmuştu. Evet, evet siz destekleyen bir açıklama var ama şimdi aktardıklarınıza bakarak ve hani piyasada ortada olan iddialara değerlendirerek... hastanelerin kalitesinin artırılması, sizin bahsettiğiniz gibi merdiven altı yapılaşmaların geride bırakılması, niteliğin artırılması, vatandaşa verilen hizmetin artırılmasını hedefliyorsunuz. Peki bu yani bu kadar iyi şeyler madem düşünüyorsunuz, bu iddiaların arkasındaki sebep nedir o zaman? Devam edeyim. Evet. Mesela yatak sayısı itibariyle şu an 40'a yakın kamu, 18 üniversite, 2 tane de özel hastane var. Bunun içinde benim daha önce kurucusu olduğum hastane yok. Var denilen, bak 2 tane özel hastane var diyorum. Evet. Yatak. Kapasite 60 bin metrekare dediğimiz 11 tane özel hastane var. Size münhasıran 80'e yakın devletim var. Yine 13 tane üniversite hastanesi var. Bunların içinde yine kurucusu olduğum üniversitenin yani Medipol'ün yine bu şartları sağladığı yok. Yarın için ilave inşaatla bu potansiyel olabilir diye haber yer yer yapıldı oldu. Böyle olan hastane sayısı da 13 tane. Efendim bir tek sizin hastanenizin... Bir tek dendiği için söylüyorum. Evet, bakın diyorum ki bir uygulama 13 yok. Tane kriter var. Bu kriterlerden bir tanesi büyüklük 60 bin. Bununla ilgili şu an 11 tane özel hastane bu kriterin içinde. Maşallah. Yatak kapasitesi anlamında da diyorum özel sektörün 2, kamunun rakamlarını verdim. Bunun içinde de benim daha önce kurucusu olduğum Medipol Üniversitesi yok. Yapılan ilaveyle ileride olacağı söyleniyor. O anlamda da ayrıca 11 tane daha özel sektörün hastanesi. Şimdi sizden dinlediğim düzenleme daha ziyade kurucusu olduğunuz yapı için aleyhi bir gelişme olmuş. Yani istediği gibi kadro kullanabilecekken planlamaya dahil bir hale gelmiş üniversite. Bundan sonrası için planlamaya dahil. Ankara zaten planlamaya dahil. Ankara'da yani planlamaya dahil. Peki böyle... şu an planlama dışında özel sektör nasılsa Ankara'da da öyle devam ediyor olacak. Şimdi, ki benim o anlamda şu an herhangi bir görevim olmadı halde. Bu düzenlemeyi siz rekabete aykırı diye değerlendirdiğinizi tahmin ediyorum. Bir de geçmişten tabii böyle bir tecrübeniz var. Bu mevzuyu iyi biliyorsunuz ama ben vatandaş olarak değerlendiriyorum. Bir üniversite hastanesine gidip, vakıf üniversite hastanesine gidip çok geniş imkanlarından faydalanacaktım da niye engel oldunuz şimdi buna? Şimdi biz üniversite hastanesi kimliğini önemsiyoruz. Tamam. Bu kimliği önemserken bu kimlik üzerinden bu şemsiyle özel hastanenin planlamadan sınırsız bir şekilde istifade etmesini önledik. Bir. İkincisi üniversite hastanesinin de nasıl kamu bir planlama içinde ise ben nasıl kamuda da onkoloji ve radyoterapi gibi hizmetleri bir planlama dahilinde açabiliyorsam özel sektörü de bu anlamda planlama için almış durumdayım ama vakıf üniversiteleri de bundan böyle planlamaya dahil oldu. En büyük yapılan işlerden bir tanesi bu. Bu göz ardı ediliyor. Bu hastanın aleyhine değil mi? Ben hastayım mesela. Benim aleyhime değil mi? Bu biz bu anlamda üniversite hastanesi, afiliyasyonu demiyorum. Hı. Üniversite hastanesi açmak isteyenler planlama dahilinde yaptıklarında o anlamda yine kolaylaştırıcı bir takım şeyler yapıyoruz. Ama bu üniversite hastanesinden özel hastanesine avantajlar oluşturma durumuna son verdi. Bu bir haksız rekabet değil. Evet. Siz böyle değerlendiriyorsunuz evet. Bunu. Böyle değerlendiriyorum değil, böyle zaten. Böyle, yani sektör de böyle değerlendiriyor. Bu dediğimi sektör çok net anlar. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Vatandaşımızın hassas olduğu bir konu bu konu. Peki başka bir şey söyleyeyim. Niye bu kadar bilmem kampanya tarzında gündeme gelen bir dönem yaşıyoruz? Ben sadece birkaç şey söyleyeyim. Bir, bu dönemde ben bakanlığımın ertesi günü demin de ifade ettiğim gibi hem hastane ve üniversite mütevelliyet başkanlığı, üyeliği ve yönetimden istifa ettim. İki, daha önce işte
yok şu bina verildi, yok şu arsa verildi, yok bilmem şöyle yapıldı. Bir sürü bir kampanya tarzında olan bir şey oldu. Bakanlığımdan önce bir takım uygulamalardı. Özellikle biliyorsunuz vakıf üniversite kavramı 82 anayasası ile Sayın Doğramacı'nın rahmetlinin o dönem katkısıyla Türkiye'nin gündemine girmiş oldu. Ve o günden bugüne vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliği görüp kar amacı gütmeyen kuruluşlar yani özel gibi görülmeyip olarak algılandı. Ve o günden bugüne de bu üniversiteler dahil olmak üzere 82'den itibaren kamunun yer yer tahsisleri söz konusu oldu. Evet, hepsi burada yok. Hiçbir sorun yok. Ve Türkiye'nin şu an ilk ona giren vakıf üniversitelerinin çoğu da neredeyse tamamı böyle tamamı tahsisli. Bu şekilde oldu. Hatta imar mevzuatına aykırı yaklaşımlar olma dahil olmak üzere. Hatta yeri geldiğinde ücretsiz tahsisler yapılması dahil olmak üzere. Orman ama son 15-20 yıl içinde 17 yıllık süreçte bedelsiz verilen herhangi vakıf üniversitelerine herhangi bir tahsis söz konusu olmadı. Daha önce olduğunu çok iyi biliyoruz ama şu dönemde 17 yıllık dönemde bedelsiz hiçbir tahsis olmadı. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun yok. Benim özelimde de bu tahsis bakanlığımdan önce olan ve o dönemde de haberleştirilen. Evet. Sanki bugün yeni yapılmış gibi haberleştirilen ve manşet atılan. Öncelikle de numune hastanesi verildi diye manşet atılan. Evet. Asla bu konuyla ilgili zerre kadar gündemde olmayan bir konuyu benim 3 ay önce burası eğitim ve hatta burada da söyledim. Evet. Eğitim ve sağlık olarak kullanılacak eski yapılarımız dememe rağmen manşetle atıldı. Ve bu süreçte Çevre Bakanlığı açıklama yapıyor. Diyor ki hayır diyor siz bilmem bedava tahsis yapıldı diyorsunuz. Böyle bir tahsis yok diyor. Açıklama yapıyor. Kimse duymuyor. Burası Atatürk Orman Çiftliği değil. Yani burası Orman Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir yer değil. Burası daha önce Milli Savunma devamında, Gençlik Spor devamında Ankara Büyükşehir'e verilen hava maniasından dolayı, askeri havalimanından dolayı 2-3 katı, 4 katı geçemez denilerek tekrar iadesi yapılan değerlendirilememe sebebiyle yer olduğunu söylemesine rağmen duyan yok. Peki bütün bunlar niye oluyor? Sadece vatandaşımız analitik baksın ve baktığına inanıyorum. Bu dönemde yapılanların ne olduğuna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde neler yapıldı? Sadece başlık olarak söylüyorum. Kimseyi itham ederek konuşmak istemiyorum. Bu dönemde özellikle yerleştirmeye son derece önem veriyoruz. Ve ilk defa global firmalar Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği'nden Dünya Ticaret Örgütü'ne, DTÖ'ye şikayet yapıldı. Yapılan yerlileşmeyi şikayet ediyorlar. Bundan sonraki dönemde 3. 4. faza geçeceğimiz, 5. faza geçeceğimiz bu durumun olmamasını ve geçmişe dönük de bunun uygulanmasını. Ve önümüzdeki 1-2 ay içerisinde de dava konusu olacak uluslararası bir şeyden bahsediyorum. Aynı firmaların 4,5-5 yıllık geçmişi olan 3 tane davayı kazandıkları Danıştay dahil olmak üzere. Bizim kur politikamızla ilaçla ilgili biliyorsunuz 5 ülke evet. Ve de %70 de obunu bu dönemde bir önceki yılın kurunu %60'a sabitleyen o bu dönemde yapıldı. Bu kur düzenlemesini de içeren 3 dava kazandıkları 3 davadan bahsediyorum. Tazminat davasına geçildiği bir dönemdi bu dönem. Bu dava takibiyle ve Türkiye'ye 20 milyara yakın maliyeti olacak bir davadan bahsediyorum. Bu dava bitti. Kamunun lehine.
bu dönemde. Bunun bir hesaplaşma olduğunu getiriyorsun. Ben onu söylemek istemiyorum. İki başlıkları veriyorum. Vatandaşımızın ferasetine bırakıyorum. İki, şehir hastaneleri Sayın Cumhurbaşkanımızın benim hayalim dediği hastaneler olarak kuruldu. Ve bu şehir hastanelerini her geçen gün daha nitelikli hale getiren, daha vatandaşımıza özellikli hizmet sunan ve uluslararası hasta boyutuyla buna zemin hazırlayan, son noktada hizmet veren hastaneler olarak konumlandırıyoruz. Bir hafta önce, meclis kapanmadan önce bir kanun maddesi de geçti. Belki hatırlarsınız. Evet. Biz bu süreçte seyir hastanelerimizi daha nitelikli hale getiren, vatandaşa daha nitelikli hizmet sunan ama finansal boyutuyla da bu şehir hastanelerimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Hayalim dediği Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projeleri vatandaşa hizmet odağı haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bunları da finansal boyutuyla sürdürülebilir kılmak bizim ana hedefimiz olacak. Başlık olarak verdim. O da pazardan bir pay aldığı için rekabetin bir tarafı olarak değerlendirildi. Bir şey, bir başlık olarak söyledim. Detayına girmiyorum. Sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Finansal boyutuyla. Dolayısıyla birçok bu anlamda yaptıklarımız var. Yapacaklarımız olacak. Onları da kestirebiliyor. Kanun maddesi de bizde bundan sonra daha bir zemin oluşturacak. Bu noktada kararlı olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir diğer demin bahsettiğim şekliyle özellikle şu dönemde 12-13 yıldır devam eden özel sektörle ilgili özel sağlık kuruluşları ile ilgili planlamanın delmek üzere üniversite hastanesi ve afili olan hastane adı altında her türlü branş ve her türlü kadroyu ve yatağı kullanmak üzere olan uygulamaya da bu dönemde son verilmiş oldu. Başlıklarını söyledim. Bu dönemde neler yapıldığına bakmak gerektiğini, evet, bu başlıkların yeterli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Final olarak sormak istiyorum izninizle. İddialara ilişkin hukuki bir süreç var mı yürüyen? Bununla ilgili arkadaşlar hukuki süreci zaten devam ettiriyorlar. O konuda hiçbir şekilde taviz verilmemiş olacak. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanma noktasına hem bakanlık hem kişisel olarak kullandığımızı ve kullanacağımızı da burada özellikle ifade etmek istiyorum. Efendim, bir de bu... Tabii şunu ben basın tabii ki haber alma özgürlüğü var. Tabii ki muhalefetin siyasi olarak bu konuda görüş beyanında bulunması hakkı, tabii hakkı. Fakat gönül şunu istiyor. Bu söylenenlerin sosyal medya üzerinden çok önemli bir habermiş gibi veya söylem olarak sunulmasını doğrusu çok etik bulmuyorum. Bu anlamda daha merhametli, daha hakkaniyetli, daha adaletli bir yaklaşımı gönlümüz arzu ediyor. Sayın Bakanım, aslına bakarsanız vatandaşımızın biraz daha duyarlı olduğu, hassas olduğu konulardan bu ve o hassasiyeti bazıları tabii kendi heva hevesleri için kullanmak istiyor olabilirler ama biz vatandaşımızın geldiği nokta itibariyle işte bu belediyelerde akraba, eş dost atamaları gibi konularda çok hassasiyet sahibi olduğunu görüyoruz. Bundan da memnunuz. Biz de bir basın kuruluşu olarak bu tarz şikayetler aldığımızda tahkik ediyoruz, araştırıyoruz. Eğer gerçekten öyleyse de bunu haberleştiriyoruz. Yani sizin meselenizle alakalı olarak da aslında çok cazip bir konu. Bir bakan var, kendisinin ataması gerçekleştirilmeden önce alakalı olduğu sektörde bazı yatırımları var. Ve kendisi yetki sahibi olduğunda o yatırımlarını özellikle koruyan, münhasıran, kendi yatırımını ilgilendiren ve onu ilerleten bazı düzenlemelere imza attığı iddiaları var. Bunların öyle olup olmadığı çok basit ortaya çıkarılabilecek bir şey. Ama üzerinde tepinmek daha lezzetli geliyor bazıları için. Biz bunlara açıklık getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Belki bir son soru. Evet, bu Devlet Demiryolları'nın misafirhanesi, müzesinin size hibe edildiği daha doğrusu, sizin daha önce kurucu hibe diye söyleniyor, tahsis deniyor. Sizin kurucu olduğunuz, evet, hastane grubuna verildiği söyleniyor. Bu konudaki iddialar doğru mu efendim? Şimdi
demin de bahsettiğim birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe, asla verildi veya bedelsiz anlamında hiçbir durum söz konusu usulü değil. Usulü olarak. Kanuni çerçevede ve de bedeli önemli. Yine rayiç bedel tespiti yapılarak, altını çiziyorum, tarihi doku korunarak. Evet. Daha önce de demiryolu meslek okulu olarak kullanılan bir yerden bahsediyoruz. Eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla. Özellikle de koruma kurulu izniyle de kültürel varlıkları koruma kurulunun iznine tabi olarak işlem yapmak kaydıyla. Ve bu işlem oradan da izin alınarak, kimisi 10 yıldan fazla olamaz denilen, evet, koruma kurulunda izin alınarak ama bir şartla, tarihi doku korunmak şartıyla verilen. Bu ve bakanlığımdan önce, hepsi bakanlığımdan önce, ve bakanlığımdan sonra yapıldı. Hasta olmamıştır. Tahsis ki müracaat daha öncedir, 12 Haziran'da yapılmıştır. Bakanlığım onun da 11'inde ben bütün görevlerimden istifa ettim. Evet. Ama o gün de haber yapıldı, evet, yine değil. O gün de haber yapıldı, bugün kampanya tarzında haber yapıldı. Devamında yine bir meslek yüksek okulu ile ilgili. Evet, Ankara'da. 11 İstanbul. İstanbul. Faruk Saraç. 11 yıl önce Bursa. 7 yıl önce İstanbul Belediyesi'nden yapılan ve orayının tadilatı karşılığı, oranın nasıl bir yer olduğunu herkes bilir. Evet. Ve şimdi nasıl bir yer olduğunu da herkes bilir. Ve eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla biri 11, biri 7 yıl önce Medipol dışında başka bir tüzel kişiliğe tahsis edilen, kiralanan, tahsis dedim, kiralanan yer bugün verilmiş gibi haber yapılıyor. Evet, bu gerçekten bu ikisi sanki 7 yıl ve 11 yıl diyorum. Çünkü bu hassasiyeti kaçmak için birazcık daha şey ihtiyacı. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Zekeriya Kaya. Yani bilinçli bir kampanya, evet, bir hedefle yapılmış olabilir. Ben bir takım başlıklarla bu dönem yapılanları detayına girmeden, ben bir takım şeyleri biliyorum, detayına girmeden söylemeye çalıştım. Ama vatandaşımız şunu bilsin. Ben bulunduğum koltuğun kutsallığını biliyorum. Ve ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Bu yapılanların hangi maksatla yapıldığını da biliyorum. Bu noktada kararlılıkla, asla geri adım atmadan, vatandaşın ve memleketin lehine olabilecek, gerektiğinde ben veya bilmem birçok kimsenin aleyhine olma pahasına üzerine gideceğimden herkes emin olsun. Teşekkür ederiz. Zekeriya Bey, Zekeriya Kaya. Sayın Bakanım, sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeye önem verdiğinizi biliyoruz. E-Nabız kişisel sağlık sisteminin 12 milyon kişiye ulaştığını açıklamıştınız. Bu dijitalleşme süreci hem hastane hizmetlerini kolaylaştırıyor hem de vatandaşların hizmete ulaşmasına kolaylık sağlıyor. Bu alanda ne gibi yenilikler var? Biz asıl konumuza gelelim. Başka konularla oldu. Biz evet, işimize bakalım. Vatandaşa hizmet etmeye odaklanalım. Ve yeni dönemi özellikle vatandaşın lehine, ülkemizin menfaatine daha verimli kullanmak noktasında odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Dijitalleşme son derece bizim önemsediğimiz ve en küçük sağlık verisini bile dijitalleştiren bir dönemi geçirmek istiyoruz. Bu çerçevede E-Nabız bizim kendi özellikle yerli ürettiğimiz bir yazılımımız. 12 milyon dediğiniz gibi insanın, vatandaşımızın kullandığı, bir süreçte herkesin kolay kullanabilir olduğu bir sisteme dönmesini arzuluyoruz. Bu dijitalleşmede bir denetimi, İki, vatandaşımıza hizmeti daha kolay ulaştırma aracı olarak gören, bir de özellikle verimliliği arttırma noktasında da dijitalleşmeyi daha çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz birkaç hafta önce haber konusu da oldu, açıklamalarımız da oldu. Biz yeni dönemde SGK ile işbirliği içinde dijitalleşme ile yapay zeka, büyük veri kullanılarak, ayrıca
olabilen veya olabilecek olan istismarı da önleyen bir mekanizmayı devreye sokmak istiyoruz. Ve bununla ilgili adımlar atıldı. Biz şimdi TÜSEB'in altında bununla ilgili ayrı bir enstitü oluşturuyoruz. Yapay zeka ve büyük veriyle ilgili. Bunu MR'da ve tomografide başladık. En basit şekliyle başladık. En basit şekliyle nasıl başladık? Pilot bir ilimizde Antep'te başladık. Hekim bir talepte bulunduğu durumda MR veya tomografi, geçmiş MR ve tomografiye çekildiyse bakmasını hatırlatan ve bakmadıkça medülla sistemi üzerinden ödemenin yapılmadığı bir dönemi 2 Eylül itibariyle başlatıyoruz ve bununla ilgili bütün bildirimlerimiz yapıldı. Ve bu son derece önemli. Bizim burada gördüğümüz pilot bölgede bakmadan yazılan, istenen tetkiklerin %10 fazla olduğunu ve bu hatırlatmayla %65'e yakın talebin engellendiğini gördük. Bunu daha ileriye götürüp 2 Eylül'den sonra, bunu niye 2 Eylül? Bu hastaneler sadece özel değil, özel, üniversite, kamu dahil olmak üzere MR ve tomografinin çekildiği bütün merkezlerin bir entegrasyonla yapılması gereken bir durum. Şu an %85 bu entegrasyon sağlanmış durumda. 2 Eylül'de bu entegrasyon tamamıyla bitmiş olacak. 2 Eylül itibariyle de başlanıyor olacak. Devamında ne yapacağız? Devamında bu MR daha önce istendiğinde hatırlatan bir durumdu. Bu çekilen MR'ın, talep edilen MR'ın algoritmalarını da geliştirip hangi durumlarda istenebilirliğini belirleyen, çekildiğinde standartlara uygun çekilip çekilmediğini de yapay zeka ile kontrol eden, yani MR 6 sekansla 8 sekansla çekilir. Ortalama 20 dakika sürer. Daha seri çekmek üzere 2 sekans da çekilebilir ve bu da fatura edilebilir. Bunun hangi bölge ve hangi doğrulukta çekilip çekilmediğini yine alanı ile ilgili uzman ekibin vereceği kararla, bu algoritmaların da geliştirildiği, çekimin doğru yapıldığının tespitine ikinci safhada geliyor olacağız. Bunu birçok alanda yapmak istiyoruz. Sistem diyelim katarak cerrahisi. Yani anestezist katarakt olduğunu söylüyorsunuz. Veya sezeryan ameliyatı müdahalesi yapıyorsunuz. Bunu da dijital ortamda algoritmasını geliştirip onay mekanizmasının devreye girdiği, devamında medulla sistemi üzerinden ödemenin yapıldığı bir dönem başlıyor. Bu dünyada benzeri olmayan onay mekanizmasıyla bir yaklaşımdan bahsediyorum. Bu da meclis kapanmadan geçen kanun maddelerinden bir tanesi oldu. Bundan böyle Sağlık Bakanlığı olarak uygunluğu, yerindeliği ve finansal planlamayı yapma yetkisi aldık. Dolayısıyla birçok alanda anjiyo hangi durumlarda yapılır? Anjiyo sonucuna göre stent mi takılmalı? Bypass mı yapılmalı? Bunu bakanlık olarak biz oturup karar vermeyeceğiz. Bunu ilgili birimlerle, bilimsel heyetin vereceği kararların algoritmasını geliştirerek yapay zeka ve büyük veri üzerinden devreye sokmak istiyoruz. Böyle bir yargı bu yapılan, bu olabilecek olan dünyada benzeri olmayan ve istismarı her geçen gün önleyen, vatandaşa doğru tanının, doğru hizmetin, doğru müdahalenin yapılabilirliğini sağlayan bir yaklaşım olacak. Onun için dijitalleşmeyi son derece önemsiyor ve yatırımdan kaçınmıyoruz. Teşekkürler. Dilara Küçük Erdoğan. Bakan, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yine her sene olduğu gibi özellikle kesim sırasında yaşanan kazalar nedeniyle acillerde bir yoğunluk.